Dostlarım merhaba, hepinize hoş geldiniz. Yeni mobil oyunlar serimizin 14. bölümüyle beraberiz. Bugünkü listede gerçekten çok popüler firmaların oyunları var. Özellikle bazı oyunların devam serilerini de göreceksiniz. Bunların dışında hepsinin indirme linkleri de açıklama kısmında yer alıyor. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz diyorum ve hemen listeye geçiyorum. 5 numara Five Nights at Freddy's Help Wanted. Bu oyun aslında geçen sene VR için çıkmıştı. Daha sonra hem PC ve birkaç platform için bu sene de mobile çıkış yaptı. İçerisinde oynayabileceğimiz farklı modlar bulunuyor. Öncelikle biz güvenlik görevlisi olarak ofisimizde oturuyoruz. Sağımızda ve solumuzda birer kapı var. Gece buradan gelecek animatroniklere karşı kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bu anlattığım temel modu. Bunun yanında eski oyunlardaki sahnelerin güncellenip önümüze sunulduğu çeşitli seviyeler de mevcut. Son olarak şunu söyleyeyim. Yorumlarda okuduğum kadarıyla belirli bir kesimde siyah ekran ve çökme sorunları yaşanıyormuş. Oyun daha taze olduğu için bunlar gayet normal. Gelecek birkaç güncelleme ile hepsi düzelebilir. Şu anda Play Store'da 46, App Store'da ise 38 TL fiyatı olan oyunumuzun boyutu ise yaklaşık 1 GB. 4 numara Fruit Ninja 2. 100 milyonu aşkın indirilme sayısı olan Fruit Ninja oyununun ikincisi geldi. Aradan geçen 10 yıldan sonra bence pek de beklentileri karşılayamadı. Arcade, Zen ve klasik oyun modlarının yanında çeşitli mini game'ler ve ritme uygun dilimleme modu olan Fruiter Hero eklenmiş. Çok oyunculu olarak da meydan okumalar yapabiliyoruz. İşte farklı bıçaklarla farklı kombolar elde ediyoruz. Ayrıca ninjamızın görünümünü vesaire de değiştirebiliyoruz. Yine bu da her iki platformda bulunuyor. İndirme boyutu da 180 MB. 3 numara Shadow Fight Arena. Shadow Fight serisinin yaratıcısı olan Neki Studio, Shadow Fight 3'ten sonra şimdi de Arena isminde seriye yeni bir oyun getirdi. Oyunumuzda 3 dövüşçüden oluşan bir takım kuruyoruz. Tüm dövüşçülerin kendilerine has yükseltilebilir yetenekleri var. Karşımızdaki rakibin taktiklerine göre doğru savaşçıyı seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde daha etkili olabiliyoruz. Grafiklerine gelecek olursak önceki serilere göre daha da geliştirilmiş olduğunu söyleyeyim. Biraz da yakınılan konulara değineyim. Kontrollerin çok yavaş tepki vermesinden ve hızlı atak yapılamamasından şikayet ediliyor. Bu seriyi fazla oynamadığım için bunun hakkında bir yorumda bulunamayacağım. Hem Android hem de iOS'te ücretsiz olarak bulunan oyunumuzun boyutu ise 2 GB. 2 numara Samrose 2. Normalde herhangi bir oyun serisinin ilk oyunundan itibaren platformlara çıkarılır. Fakat Amanita Design farklı bir yol izleyerek önce 3. oyunu daha sonra da 2. yapımını mobile getirdi. Aslında olay örgüsü bağlantılı olduğu için 1. oyunda oynamamız lazım. Fakat o daha piyasada yok. En azından mobilde olmadığını biliyorum. Her neyse biz oyunun konusuna dönelim. Köpeği uzaylılar tarafından kaçırılan bir uzay cücesinin hikayesine dahil oluyoruz. Çok ilginç bir atmosferi var. Eğer bu seriyi ilk defa oynuyorsanız biraz şaşırabilirsiniz. Play Store'da 10 TL, App Store'da ise 38 TL fiyatı olan oyunumuzun indirme boyutu da 118 MB. 1 numara Iris and the Giant. Bence 1 numaranın hakkını fazlasıyla veren bir oyun. İçeriğini anlatmadan roguelike türünde bir kart oyunu olduğunu sizlere söyleyeyim. Öncelikle genç bir kadının hikayesi anlatılıyor. Bazı şeytanlarla yüzleşip içindeki öfkeli devi yatıştıran harbiden dokunaklı bir hikaye. Bunu oyun içerisindeki minimalist tasarımlarla da gayet güzel desteklemişler. Destemizi oluşturuyoruz ve her seviyede karşımıza çıkan yaratıklara karşı kullanıyoruz. İlerledikçe yetenek ağacımızı geliştiriyoruz. Daha güçlü kartlara sahip olmaya başlıyoruz. Benim bu listedeki tavsiyem açıkçası budur. Şu anda Play Store'da 42, App Store'da ise 46 TL etikete sahip. Boyutu ise 200 MB. Beyler bayanlar, harbiden sağlam bir listenin sonuna geldik. Tavsiyelerim umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.